Arkadaşlar selam. Hepinize iyi pazarlar diliyorum öncelikle. Hani dangalağın biri çıktı, ete tuz serpti. Sanki bir halk yiymiş gibi. Böyle bir dünya videolar, artistikler, şovlar yaptı. Ulan biz altın seri rakı yapıyoruz ya. Eti herkes bir şekilde pişirir de sen gel rakı yap istiyorsan, yerse. Bu altın seri için meşe cipsi ile en az 15 gün dinlendireceğiz. Bakın burada 8 litre cam gibi bir rakımız var. Şimdi bunun içine çok az miktarda, gördüğünüz gibi, biz de böyle bir şov yapalım ya onun gibi. Böyle hop. Evet, şovumuzu da yaptık. Meşe cipsi atıyoruz. En az 15 gün dinlenecek bu şekilde. Bilmiyorum, görüyor musunuz şu an? Şöyle biraz daha yayayım. Meşe cipsleri yayılıyor içinde. Bakın, bunlar böyle renk salacak. En az 15 gün dinlenecek. Hatta ne kadar dinlenirse o kadar daha bizim için daha ultra bir şey olur. Yani benim tercihim bir ay, 1,5 ay gibi dinlenmesi. Bundan sonra çekeceğim video bir de dut dalı ile ilgili olacak. Dut ağacından bir dal kesip kabuklarını soyup ikiye bölüp onun özüyle beraber dinlendireceğim. Onu da bir sonraki videoda atacağım. Yakın zamanda gelecek. Bu dut dalı dediğim, tabi Bulgaristan göçmenlerinin yaptığı bir şey. Benim atalarım da Bulgaristan göçmeniydi. Öz ve öz Türk'üm. Bunu da ayrıca ileteyim. Şimdi sorularınıza tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Atladığım olduysa şayet özür dilerim. Ne olur tekrar dönün, atlarsam herkese öğretene kadar burada olacağım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani telefonda konuştuğumuz, WhatsApp'tan yazıştığımız bir dünya abonem var. Mail üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar kendisi yaptı. Abilerim, kardeşlerim. Defalarca teşekkür ediyorlar. Kime ne kadar ne öğretebiliyorsam benim için 10 numara diyorum. Başka hiçbir derdim yok. Mail adresim yazılı. Arkadaşlar mail atın. Sadece telefon numaranızı bırakın, WhatsApp üzerinden dönüyorum zaten. Gerek malzeme temini olabilir bunun adı. Malzeme temini özellikle çok önemli. Burada mesela her marka Anason yağı kullanamazsınız. Bunu özellikle söyleyeyim. Gidip böyle aktardan aldığın, marka adı vermeyeceğim ama, bir dünya tırıvırı marka var. Yani bazıları Anason yağı diye geçiyor. Bazıları Anason aroması diye geçiyor. Değil, bunlar değil. Yani her şey, her Anason malzemesiyle rakı yapamazsınız. Yani koy sabahtan akşama zaten tekrar su halini alacak o markaların çoğu. Yani bu yüzden yapamazsınız. Anason yağı istiyorsanız ben size teminle ilgili gereken her şeyi vereceğim. Bunda bir sıkıntı yok. Meşe cipsi. Ya meşe cipsi diyoruz. Adam video çekmiş. Odunu fırında ısıtıp atmış bunun içine. Bu da değil abi. Bizim işimiz değil bu. Böyle de yapamazsın. Yani attığın meşe cipsi de kaliteli olmak zorunda. Kusura bakmayın. Biz kalite iş yapıyoruz. Sallama baştan değil. Rakımızı da, alkolümüzü de kendimiz üretiyoruz. Hazır etil almıyoruz. Hazır etil işimiz de değil. Yani herkes, her bulduğun her şey alınmaz. Önce bunu söyleyeyim. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Kalite iş yapmak istiyorsanız vaziyet belli. O zaman en son iyi akşamlar için afiyet olsun diyorum. Bir ay dinlenmiş rakımızı da içelim.
Altın seri değildi tabi. Keçi peyniriyle 10 numara kaçıyor. Bunu da bilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.